Herkese merhaba, mod tanıtımının yepyeni bir bölümüne hoş geldiniz. Bugün Forestry modunu kullanıyoruz. Buildcraft ve Industrial Craft 2'nin bir eki sayılır. Fakat içinde oldukça fazla şey var. Bu mod hakkında her şeyi bilmediğim için yanında Raxian var. Yardımcı olacak bize ve rastgele dolaşması için de başka birisi var. Adı Babicik ama o Babicik değil maalesef. Üzücü oluyor bunu. Şimdi... Öncelikle bu modda bilinmesi gereken şey bronz. Bronzu yapmanın yeni bir yolu var. 3 tane copper ve 1 tane tin'i çalışma masasına koyduğunuzda bronz oluyor. Ve bununla neredeyse bütün makinelerde kullanılan bir şey yapabiliyoruz. Sturdy casing sanırım yeni adı. Evet. Bundan yapıyoruz. Ve şimdi ilk makinemizi anlatıyorum. Arboretum, böyle yazılıyor. Nasıl okunduğu hakkında en ufak fikrim yok. Ve logger var. Logger'ın yapımı bu şekilde. Buradaki aletlerin nasıl yapıldığına birazdan geçeceğiz. Ama ortadaki nasıl yapıldığını anlattım. Arboretum da yine aynı şekilde kenarlarındakine en yakın zamanda geçeceğiz. Şimdi bu ne işe yarar? Soldaki sadece keser odunları. O yüzden ona sağ tıkladığınızda hiçbir şey olmaz. Sağdaki ise bunları ekmekle görevli. Humus daha verimli toprak. Onunla nasıl yapılacağını anlatacağız. Ve içinde sapling var. Yani buraya normal toprak da koyabilirsiniz. Pek bir şey fark etmez. Yanında sapling. Direkt herhangi bir buildcraft makinesine bağlayıp çalıştırabilirsiniz. Biz burada bu modda eklenen bir şey kullandık. Ve Buildcraft ve Industrial Craft tanıtımları kanalımızda mevcut. Bu iki modu bilmiyorsanız bakın derim. Çalıştıralım. Önce kesmeyi çalıştırmıyorum. Sadece bunu çalıştıracağım. Çalışmaya başladı. Şimdi bu çalışmaya başladığında evet. Etraftaki çimenleri kırıyor sanırım. Evet. Doğru. Çünkü kendine yapacak bir alan açıyor. Evet. İşlerini yapacak bir alan açıyor. Fakat sanırım bunu yapmakta bazı sorunlar yaşıyor. O kadar hızlı değil. Yardımcı olalım. Tamam. Ne zaman çalışmaya başlar? Evet, bu dünyada Mistcraft sayesinde oluşturuldu. Onun da tanıtımını yapmıştık. Muhtemelen birazdan çalışmaya başlayacaktır. Evet. Toprakları koyuyor gördüğünüz gibi. Normal toprakta kullanabilirsiniz. Tekrarlıyorum. Fakat biz verimli toprak kullandık. Humus. Size her şeyi daha hızlı gösterebilmek için. Bu yavaş yavaş buralardaki toprakları oluşturacak. Tabii birkaç tane daha NG bağlayıp bunu hızlandırabilirsiniz. Temel Buildcraft bilgileri. Evet. Geri kalanı yapmasını beklemek var. Ve gerçekten çok fazla çeşit var bunlarda. Oldukça çok işinize yarayabilir. Özellikle Survival'da otomatik bir şeyler yapmak istiyorsanız en iyi yolu bu. Şimdi ağaçlar için fidanları dikiyor. Bunlar büyüyene kadar bekleyecek. Ve büyüdükten sonra da bu diğer alet onları kesecek. Yani bu onları dikiyor, toprağı hazırlıyor ve fidan dikiyor. Bu da kesiyor diğeri. Fidanları. Temel olarak çalışma şekli bu. Ayrıca bu modla eklenen engine'ler, yani şuradaki şahıslar asla patlamıyor. Bu da bu modun getirdiği güzel bir özellik. Yani hep çalışan bir makine istiyorsanız bu muhtemelen en iyi yolu. Çünkü redstone engine'ler o kadar etkili değil. Şimdi yavaş yavaş oluşmaya başladı şekli.
Peki. Şimdi ben size bunu göstermek için direkt bone meal'la büyüteyim diyorum. Bone meal kemiğim yok. Buralarda bir yerde iskelet olmalıydı. Neyse. Evet, temel olarak çalışma şekli bu. Şimdi bu kesme aleti üst tarafından fidanları veriyor. Yani üst tarafından direkt olarak diğer makineye bağlarsanız fidanlar otomatik oraya geçecektir. Ve bu da işleminizi hızlandıracaktır. Sanırım bunu yapmanın tek yolu makineye 4 koymak. Çünkü verimli toprak kullanırsanız süreci hızlandıramazsınız. Anladığım kadarıyla. Bunu yapacağım. Bunu kıracağım ve makine otomatik olarak oraya doldurmalı. Ona yeni verdiğim toprakla. Umarım. Her neyse, dediğim şeyi anladın sanırım. Görünüşe göre bomba yıllanamıyormuş. Biz en iyisi burayı geri tamamlayalım. Biz diğer makinelerle uğraşırken orası da tamamlanacaktır. Size göstermiş olacağız. Şimdi diğer bir şey, neye geçelim sırada? Burada biz hepsini anlatmak için hazırladık. Ve biraz lag olmaya başladı. Peat. Evet. Peat de yeni bir yakıt türü diyebiliriz. Bu modda eklenen. Öncelikle bog earth yapmanız gerekiyor. Bunları elde etmek için. Onun yapılış şekli şu. 4 tane sand, 4 tane dirt ve ortaya bir tane water cell veya su kovası vesaire. Ve bunları isterseniz kendiniz de yetiştirebilirsiniz. Suyun yanına koyun. Kendi kendine rengi değişince toplarsınız. Fakat otomatik yapmak çok daha mantıklı. Aynı şekilde çalışıyor bu da. Çalıştıralım ikisini de. Fakat bu, yani bunun yaptıkları kendi kendine normal toprağa dönüyor. Büyüdükten sonra normal toprak ve içinden kullanacağımız yakıt çıkıyor ikisi de. Yani dolayısıyla normal toprakla elde edeceksiniz bayağı. Evet. Şunları kazalım hızlıca yine. O zaman sen bunları temizleyene kadar siz sen de kasırdaki şeyleri işte çimleri. Birazcık da kaktüse bakalım. Kaktüs ulaşmak oldukça zor ve tehlikeli. Fakat siz her tarafını doldurmak zorunda değilsiniz. Tek kötü yanı var. O da sadece kesen aleti var. Yani bunları dikmek için herhangi bir alet yok. Dolayısıyla kendiniz dikmelisiniz bu şekilde. Ve bunu çalıştırdığınızda bu otomatik olarak kesecektir. Ve yanına bir sandık koyarsanız hemen onun içine doldurur. Şimdi kesmeye başlayacak. Au, acıyor. Bakalım. Evet. Yavaş yavaş kaktüsler geliyor. Temel olarak kullanış şekli böyle. Bu kadar fazla zarar görmezsem. Evet. Bu da bu şekilde. Onun yapılışını da göstereyim becerebilirsem. Au, tamam. Normal kütük kesicinin etrafına kaktüs ve cam koyunca bu oluyor. Oldukça kolay. Onu nasıl yapacağını da biraz daha anlatacağız zaten. Şimdi işte kendi kendine su da koyuyor fark ettiyseniz. Çünkü bunları yetiştirmek için su gerekiyor. İlginç olan şey makinenin içine su koymanıza gerek yok. Kendi kendine su üretiyor. Şimdi bunların rengi belli bir süre sonra siyahlaşacak. Çok daha siyah olacak. Farkı göreceksiniz. Ve o zaman kazıldığında diğer makineyi çalıştırmayalım da renginin koyulaştığını görsünler. Tamam, çalışmıyor.
Öyle bir şey olduğunda da topluyoruz, yakıtımızı elde ediyoruz. Evet. Şimdi bu çiftlik de oldukça güzel gidiyor. Diğerine geçelim. Bir diğeri bu. Rubber farm. Şimdi farkında mısınız bilmiyorum ama rubber tree'lerden rubber toplamak o kadar hızlı bir yol değil. Yani çok zor ve sinir bozucu tek tek hepsini toplamak. Onun için bunu sizin için otomatik yapan bir makine var. Yani Quantum Exchange kullanmıyorsanız, ki ben pek sevmem kullanmayı, rubber kolay elde etmenin çok iyi bir yolu. Yine çimen sorunu var tabii ki. Tamam. Birazdan çalışmaya başlayacaktır. Evet, bakın ekmeye başladı. Yine verimli toprak kullanıyoruz tabii ki. Böylelikle çok daha hızlı büyüyecek rubber tree'ler. Bunlar da büyüdüğünde size gösteririz. Şimdi bunu yalnız bırakıyorum. Bakın, bir ağaç büyümüş. Çok iyi. Şimdi diğer makineyi çalıştırdığında, ağaçları kesen makineyi çalıştırdığında neler olduğuna bakalım. Evet. Çalışmaya başladı. Bir önümden çekil. Ağaç kesilmeye başlayacak birazdan. Umarım. Evet. Bakın ağacın şu anda kütüğünü kesti. Devam ediyor. Ve şimdi bakın kütükler sandığa gidiyor direkt. Çekil bir önümden. Ve saplingler de üst taraftan geçecek. Ve humus da sende dönüştü. Yani verimli toprak. Şimdi yapraklardan düşen saplingler. Fakat bakın yaprakları kendisi toplamıyor. Eğer yapraklardan sapling düşerse kendisi otomatik olarak buraya geliyor. Saplingleri kendisi kırmıyor yani. O yüzden gelmesi bir süre beklemeniz gerekebilir gelmesi için. Şimdi biz de bekliyoruz. Saplinglerin oradan geçtiğini görmenizi istiyorum. Heh, bakın ileride de yavaş yavaş yok olduğunu görüyorsunuz. Kaktüslerin. Kaktüsler de çalışıyor. Hala sapling düşmedi. Ne kadar şanssızız. Ben kazarsam da gelirim acaba? Biraz yardımcı olayım makineye. Heh, bir tane sapling düştü ve buraya geldi. Evet bakın. Ve şimdi şu anda geri makinenin içine gidiyor. Ve bu makine de o saplingi geri buraya ekecek. Ekti bile. Vay. Temel çalışma şekli böyle. Gördüğünüz gibi burada da şey oluşuyor. Rubber tree. Bu da büyüyünce göstereceğiz. Şimdi diğer bir çiftlik. Ve tabii ki bu sırf çiftlik değil. Arılar var ve arıları anlaması çok daha zor. Onu ikinci parta bırakıyoruz. Şimdilik bunları göstereceğiz. Bu Netherward Farm. Evet, Netherward Farm'ı bile var. Ve bu en kullanışlı olanlarından iksir yapmak istiyorsanız. Yine bunu çalıştırıyoruz ve yeniden çimenler sorun oluyor. Çok büyük bir sürpriz değil. Maalesef. Çalışmaya başladı sanırım. Tamam. Şimdi bunun içine toprak olarak soul sand ve dikmesi için de netherward veriyoruz. Pek şaşırtıcı bir şey değil. Şuradan yeterince uzak değil mi acaba? O yüzden mekemiyor. Ve kaktüs çiftliğinde fark ettiyseniz 3. kat uzadıktan sonra kesiyor. Bu da göz önünde bulundurulması gereken bir şey. Ve bakın şimdiden 26 tane toplamış. Oldukça da başarılı sayılır. Bu kurulurken hemen rubber tree'miz de büyümüş. Ne yapıyoruz? Bunu çalıştırıyoruz. Bakın. Bu alet rubberları toplamamızı sağlıyor. Çalıştırdık. Birazdan makine çalışmaya başlayacak. Ve bunun ağacın üstünde bulunan rubberları toplayacak. Sanırım yukarıda bir tane var.
Ağacı kesmeyecek. Sadece üstünde bulunan rubber'ları toplayacak. Bakın şu şekilde çalışmaya başladı. Ve yeşile geliyor yavaş yavaş. Oldukça güzel bir gösteriş şekli var. Rubber yere düştü. Daha sonra bu rubber sanırım sadece yere düşürüyor, evet. Ve siz de Buildcraft'ın yeteneklerini kullanarak mesela buralara obsidian pipe koyarsınız. Onları anlattık. Oradan toplayabilirsiniz. Bakın bir tanesini daha çekti. Yani o yere düşen itemları içine çekiyor sonuçta. Onu da anlattım. Bu şekilde yapılır. Evet. Şimdi diğer bir farm anlatmadığımız kaldı mı? Hepsini anlattıysak nasıl yapıldıklarına geçeceğiz. İkinci partta da arılar. Ki arılar bu modun en iyi özelliğidir. Ve bakın bu hiçbir şeye ihtiyaç duymadan kendi kendine yeter. Özellikle normal toprak kullandıysanız. Ve şimdiden 23 tane odun toplamış. Ve saplingler yükselmeye devam ediyor. Kullanışlı. Pekala. Söylemediğimiz bir şey kaldı mı? Herhangi bir farm. Şu kalmış sanırım. Bu. Heh, wheat farm. Buna çok yakın. Büyük ihtimalle çalışmaz ama. Bakalım. Bu da adını anlaşılacağı gibi. Yani aynı şekilde şey yapıyor işte. Buğdayları ekip biçiyor. Bence pek göstermeye gerek yok. Artık nasıl yapıldığına geçebiliriz. Sonuçta hepsi aynı şekilde çalışıyor. Evet, ilk başta onları yapmak için gerekli olan masa Thermionic Fabricator. Evet. Ve o nasıl yapılıyor hemen bakalım. Thermionic Fabricator. 4 tane altın, Sturdy Casing. İlk başta anlattığım nasıl yapıldığını. Sandık 3 tane cam. O kadar zor değil. Buna herhangi bir güç bağlıyorsunuz. Ve bu şekilde koyuyorsunuz. Şimdi bunların birçok çeşidi var. Mesela harvester yapmak için, logger yapmak için daha doğrusu diamantin gerekiyormuş. Bunun için elmas kullanılır. Bunların hepsi tüp çeşitleri. Tüp çeşitlerinden bir sürü var. Hepsi farklı yerlerde kullanılır. Copper var. Aynı şekilde copper koyuyorsunuz. Tin var. Aynı şekilde tin. Bronz var. Yani redstone'lar hep aynı. Sadece ortadakilerin yeri değişiyor. Gördüğünüz gibi iron, golden. O yüzden sadece birinin nasıl yapılacağını göstereceğim. Siz elması isterseniz demir, isterseniz copper değiştirirsiniz. Şimdi buraya cam koyuyoruz. Ve buraları bu şekilde yapıyoruz. Biraz önce anlattım. Evet, camın erimesi gerekiyormuş. O yüzden biraz buradaki şeyin yukarı çıkmasını bekleyeceğiz. Ve tabii ki daha güçlü bir makine bağlarsanız veya daha çok, daha hızlı çalışır bu. Heh, eridi. Sıvı cam ve bundan 4 tane oluştu. Daha sonra bunu alırsınız. İşte size 4 tane elektron tüp. Yani istediğiniz yapabilirsiniz. Tin, bronz, iron fark etmez. Bunlar böyle yapılıyor. Şimdi burada carpenter var. Burada da öncelikle içine su koymanız gerekiyor. İsterseniz Buildcraft'la bir yerden su çekersiniz. Pompalarla. Yani pump her neyse. Onları da anlattık. Buraya su doldurursunuz. Ya da direkt kapsüllerle atarsınız içine. Fark etmez. Redstone'ları bu şekilde koyup ortaya tin koyduğunuzda size bundan veriyor. Ve tabii ki gücü çalıştırdığınızda çalışmaya başladı. Sanırım. Evet, çalışmaya başlıyor. Tamam. Şimdi bu yavaş yavaş doluyor. Yani bunu yapmaya başladı. Ve bu carpenter birçok yerde kullanılıyor. Elinizde bulunsun diyorum. Heh. Şimdi de bundan yaptık. Searsweet board sanırım. Ve bu da yine şuradaki şahıs. Sanırım farm yapmak için bunlardan başka bir malzeme gerekmiyor. Gerekiyor mu? Yoksa tamam. Farm yapmak için yapmanız gerekenlerin hepsi bu. Hemen carpenter'ın nasıl yapıldığını göstereyim. Daha sonra
Bu modla eklenen bazı engine'lere geçeceğiz. Carpenter. Sadece bir sürü bronzla ve 2 tane cama ihtiyacınız olacak. 14 bronz, 2 cam. Güzel. Ve hemen şeye de bakalım. Şu Pete'e. Pete. Evet, bakın. Daha çok siyah olacak demiştim. Aralarda görebiliyorsunuz siyah olanları. Daha siyah olanları. Bunlar hazır demektir. İsterseniz kendiniz de kazarsanız düşer. Bir tanesini kendim kazıp göstereyim. Bakın. İçinden normal toprak ve bir tane pit düştü. İşte bizim yakıt olarak kullanacağımız şey bu. Veya bu makineye bağlarsınız. Ve çalıştırırsınız. Bu sizin için otomatik olarak kazar. Hepsini. Bütün büyüyenleri. Pekala. Hemen engine'lere geçelim. Evet, size bunları anlatmadan önce bilmenizi istediğim kullanışlı bir alet var. Adı Hopper. Bunu yaptığı iş şu. Altındaki herhangi bir aletin ne kadar item alabiliyorsa dolduruyor. Yani şimdi diyelim ki bir tane fırınınız var. Bunu fırınınızın üstüne koyuyorsunuz ve içine 4 tane 64'lük demir koyuyorsunuz. Sizin fırındaki demiriniz ısındığında bu yerine yeni bir tane koyuyor. Yani makinenizi uzun süre açık bırakıyorsanız otomatikleştirme konusunda çok iyi. Ve tabii ki bunları üst üste koyarsanız da birbirini dolduracaklardır. Böylelikle çok büyük bir kendi kendine dolduran sistem yapabilirsiniz. Şimdi ilk makine fermenter. Bununla kendimize yeni bir çeşit yakıt üreteceğiz. Yani eğer Buildcraft'taki şu benzin bulma işinden ve onu evinize taşıma işinden sıkıldıysanız bu sizin için mükemmel. Çünkü her zaman bulamıyorsunuz. Bulduğunuzda da çabuk tükeniyor. Uzakta oluyor. Evinize taşıyamıyorsunuz. Bu tamamen yenilenebilir kaynaklardan yapılıyor. Yani şeker kamışı. Bir çiftlikte işi biter. Ve şeker kamışı çiftliği de var sanırım bu modun içinde. Tamamen yenilebilir kaynak. Ve fertilizer var burada gördüğünüz gibi. Yer altında bu madenleri bulursunuz. Ve kazınca şu düşer. Adı appetite. Her neyse. Şimdi bu appetite'ı tam olarak nasıl okunduğunu bilmiyorum. İki tane sandı koyarsanız böyle üstünün altına iki tane sand. Bu fertilizer olur. Ve bu da bunun da yakıt olarak kullanılır. Yakıtı da anlattık. Daha sonra tek yapmanız gereken bunun içine su koymak. Yani bir sürü yöntemle su koyabilirsiniz. İsterseniz kovayla, isterseniz kapsülle, isterseniz işte Buildcraft'la. Daha sonra güç bağlayıp çalıştırın. Şimdi bunun yanındaki değişik bir engine gördüğünüz gibi bu Pitfire engine. Bunun görevi şu. Bu yakıt olarak peat'i kullanıyor. Yani şurada ürettiğimiz şey yakıt olarak sadece onu kullanıyor. Ve asla patlamıyor. Sonsuza dek çalışabiliyor. Gücü o kadar fazla değil fakat böyle bir makineyi çalıştırmak için yeterli. Yani birçok yerde bunu kullanabilirsiniz. Patlamaz. Ayrıca yakıtı çok kolay bulunur. Hani bu peat yapması zor bir şey değil. Oldukça güzel. Şimdi bu yavaş yavaş burada yeni bir maddeye dönüşecek. O dönüşene kadar diğerlerine bakalım. Yani yeni bir peat çeşidi de varmış. Bitumious peat. Buna diğer bölümde geçelim. Şimdi biogas engine var. Buna birazdan geçeceğiz. Şu işini bitirdiğinde geçeceğiz ona. 3 tane motor ekleniyor yani bununla. Diğer adıyla engine. Birisini anlattık. Birisine birazdan geçeceğiz. Bu electrical engine. Yani bir nükleer reaktörünüz mü var? Veya solar panelli eviniz? Direkt Industrial Craft 2 elektriğini buna bağlayın. Ve çalışır.
Şimdi yani buna bu da patlamıyor yine aynı şekilde. Hiç yani o kadar yakıta falan gerek yok. Bundan bir sürü yapın ve rahat rahat bir sürü makinenizi çalıştırabilirsiniz. Şimdi bu biraz üretmeye başladı, bakın yeşil bir sıvı. Ne yaptın? Ben ya. Patladı mı? Aha. Neyse. Bravo. Ve o gerçek babacığı değil, sadece onun adıyla girdi. Şu an her şeyi batırdı. Neyse işte onun içinden çıkan sıvıyı direkt bunun içine aktarırsanız ve birazcık da yanına lav koyarsanız bu da enerji üretmeye başlar. Maalesef gösteremedik. Şimdi bu da gördüğünüz gibi işini yapıyor. Çok da fazla enerji üretmediğini görüyoruz. Şimdi bunların nasıl yapıldığını da hemen göstereyim. Natural Items yardımıyla. Daha sonra bir dahaki partta arılara geçeceğiz. Ki onlar oldukça karışık. Şimdi ilk başta engine yazıyorum buraya. Biogas engine. Bu yine bir sürü bronzda yapılıyor. Önce taş gear yapacaksınız, yani stone gear. Bunu biliyor olmanız lazım. Etrafına bronz koyuyorsunuz, bu oluyor. Daha sonra bunları bu şekilde yerleştirin. Bronzlar olur. Peatfire engine sadece copper kullanıyor. Gerçekten çok ucuz böyle bir şey için. Kullandığı yakıt da ucuz, kendisini yapmak da ucuz. Electrical engine, elektrikle çalışır. Tin kullanıyor, bu da oldukça ucuz sayılır. Ve Wither canlandırıyoruz sanırım. Evet, her neyse bu partlık bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ve son zamanlarda YouTube partnerliği için başvurdum. Yani sizin beğenmeniz çok önemli. Siz beğenirseniz YouTube partneri oluruz. Eğer partner olursak kendimize VPS server açabiliriz. 50-60 kişilik ve bir sürü mod barındıracak içinde. Hem modlarla, survival'daki gibi modlarla oynarsanız, hem bizimle oynarsanız, hem de bir sürü kişiyle. Her türlü sizin yararınıza. O yüzden son zamanlardaki videoları birazcık daha beğenmenizi rica ediyorum. Ve hoşçakalın diyorum. Lanet olsun Wither.